konusunda ilgili birimlerden briefing aldım. Yaklaşık o günkü fiyatlarla 10 ile 12 milyon bir fatura ödüyoruz. Dedi ki biz enerji üretemez miyiz? Sorgularken burada biraz bir arazimiz olduğu söylendi bize. Bu arazide üretebilir miyiz diye yola çıktık. Sonra ilgili görüşmeler yaparak daha fazla hazinenin arazisi olduğu, bu hazine arazisini talep ettik biz enerji üretmek üzere. Buradan teşekkür ediyorum İlli Emlak Genel Müdürümüze. Onlar da olumlu yaklaştı. Yaklaşık 2022 Ocak ayında başvuru yaptık. Kısa bir süre içerisinde burada bir de tahsis edildi. Arkasından projelendirme peşine düştük. Onu da başardık. Yaklaşık 20 megawatt 300 dönüm arazi, 43 bin küsur panel, aşağı yukarı böyle bir tesiste 50 milyon kilowatt saat elektrik üretimi söz konusu olacak. Yani bu büyüklüğü finanse etmek kolay bir şey değil. Gaziantep Üniversitesi'nin elektriği karşılamak istemiyoruz. Artısını üretip bugünün dünyasında en ciddi sorun enerji problemidir. Bu enerjiye katkı vermek istiyoruz. Bu yolla çıktık zaten biz yola. Bu projeyle bir taraftan makro ekonomik anlamda Türkiye'nin enerji açığına katkı veriyoruz. Ama mikro anlamda üniversitemizin enerjisini karşılamanın ötesinde yaklaşık %30 gibi fazla üretimimiz var. Bunu da sisteme aktararak ve buradan elde edeceğimiz parayla bu tesisin ödemesini kendi hesaplarıma göre 3 ile 4 yıl arasında amorti etmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte elde ettiğimiz gelirle araştırma üniversitesi oluyoruz biz. Bunu kimsenin haberi yok. Bu arada buna girdik. Gaziantep Üniversitesi çok kısa bir süre içerisinde araştırma üniversitesi olacak. Araştırmaları finanse edeceğiz. Yani bu sağlık alanında, enerji alanında, velhasıl her alanda araştırma yapan hocalarımızın araştırmalarına finansal destek sağlayacak. Gelir elde ederek. Yani bütçeden mümkün olduğunca katkı almadan kendi yarattığımız, biz buna katma değer deriz iktisat dilinde. Yarattığımız katma değerle belki fırsat bulursak elde ettiğimiz paralarla öğrencilerimize burs da verebiliriz. Çünkü bizim için en iyi yatırım insana yatırım. 55 bin öğrencimiz var. Bu öğrenci, Teknofest'te çok iyiyiz. Oraları finanse edeceğiz yani. 29 hektardan ürettiğimizi bu 29 hektarın 11 katı kadar, yani 11 hektarlık, daha doğrusu 1 hektarda 400 tane var. Biz 12.870 çam ağacının önlediği karbon emisyonunu bu tesisten karşılıyoruz. Bu ormanın büyüklüğü de hemen hemen 290.300.000 dönüm araziye tekabül ediyor. Bizim kullandığımız arazinin 11 katı kadar büyüklüğündeki bir orman alanının karşılayabileceği emisyonun önlenmesini biz buradan yapabiliyoruz.